Topal'ın İzdivaç programında çok, çok eğlenceli ve çok da iyi sunuyor. Tiyatral yeteneklerini de çok iyi kullanıyor programda. Bir yaşlı amcamız bağlandı. Oradaki hanımefendilerden birine talip oldu. Amcaya dediler ki televizyonun sesini kıs. Amca da o heyecanla kısmak yerine televizyonunu kapatmış bulundu. Yayını seyretmeden yayında konuşmaya başladı. Ay. Ve ortaya hakikaten cümbüş çıktı. İşte o görüntüler. Alo, buyurun efendim. Siz buyurun efendim, Cemal Bey. Evet efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Kimle görüşüyor? Ümrah Hanım siz misiniz? Buyurun benim. Merhaba, hoş gelmişsin televizyonunuza. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız yine? Ben de çok iyiyim efendim. Sizi gördüm televizyonda. Dedim, bu tam benim aradığım bir hanım. Ben çok... size talibim efendim. Sizinle tanışmak istiyorum. Ben de sizinle tanışmak istiyorum. Hiç evlendiniz mi? Tabii. Benim bir oğlum bir kızım var. İkisi... Allah bağışlasın. Benim de 3 tane oğlum var. Ellerinizden öper. Biri 40 yaşında bekar. Evet. Biri 35 yaşında bekar. Evet. Diğeri 33 yaşında bekar. Üçü de benimle kalıyor. Evet. Beraber mi oturacağız yani? Evet. Ama beraber kalmayı kabul edemem. Ya ben seninle baş başa yaşamak istiyorum. Ben evliyim. Evli misin? Evliyim. Ama oraya çıkmışsın ya. Demin ama... orada bir beyle konuştunuz ya televizyonda. Ama ben sunucuyum ya, ondan olabilir mi? Evet. O zaman özür dilerim. Cemal Bey. Efendim? Beni bir yerden gözünüz ısırıyor mu? Vallahi yabancı gelmiyor. Ben seni nerede gördüm bilmiyorum. Zuhal ismi size bir şey ifade ediyor mu? Zuhal. Ya Zuhal Topal'ı çok seviyor. Kızımız dünya tatlısı. Ben de onu çok seviyorum. İyi çok bir kız. Tatlı. Ona söyle, bana bir hanım bulsun. Beni bulsun, söyleyeyim et. Ben ona bulsun. Baksana ben 10 senedir bekarım. Yalnızlık Allah'a yakışmış. Doğrusu. Vallahi çok sevdik biz sizi Cemal Bey. Çok güzeldi sohbetiniz. Teşekkür ederim. Sağlıklı bir insanım. Beni ne olursun oraya davet edin. Beni everim. Oo, inşallah. Tabii kıyamam size. Beklerim tabii. Beklerim telefonunuzu ne olursun. Burada bir dairem var. Kapadokya'da yazdığım var. O Kapadokya'da? Yazdığım var. Bir saniye. Aradan çıkar mısınız Ümran Hanım? Evet. Bir saniye. Bir dakika. Ümran Hanım'ı alın ekrandan, beni koyun. Kapadokya'da evi varmış. Evet Ümran benim. Evet benim. Şimdi Altay orada duracağız. Altay Üsküdar'da. Olur. Bir şey soracağım. Siz hiç balona bindiniz mi? Bindim, çok bindim. Ay ben de binmek istiyorum. Uçmak istiyorum balon. Çok, çok heyecanlı. Kalbin durmasın. Çok sevindi değil mi? Zuhal Topal'dı. Evet, hakikaten oyuncuların besleneceği ciddi şeyler var, olaylar yaşanıyor. Yani tavsiye ederim, arada bir göz atın Sümra Hanım. Herkes de evlenmek istiyor yani, değil mi? Evet, evet. Yani ama bu programların faydası mı oluyor, zararı mı oluyor? Ben hala şey yapamadım yani, tam tahlil edemedim. Şunu yapıyorlar mı acaba? Hani önce evlendikten sonra bayağı epeydir var evlilik programları. Hani evleniyorlar. Devam var. Sonrasında 3 sene yani 2 sene sonra ne oldular? Ediyorlar mı takip? Ediyorlar. Hatta geçenlerde sevgili Esra o evlendirdiği çiftleri stüdyosunda ağırladı. İşte aralarında ne kadar mutlu olduklarını, iyi ki o programa katıldıklarını falan söyleyenler de var. Ama geçtiğimiz yıllarda üzücü hadiselerle noktalanan televizyon evlilikleri de oldu. Basına da yansıdı. Kriminal olaylara da yol açan hadiseler oldu. Çünkü olmamasına imkan yok. Hani 3 dakika içinde insanın hayat arkadaşını belirlemesi kadar da değil mi? Saçma bir şey olamaz ama her şey fast food olduğu için değil mi? O da ayaküstü. Hele ekranların önünde yani. Böyle. Ayaküstü evlenen çiftleri de tabii birçok tehlike bekliyor. Olabilir. Tehlike dedim de aklıma geldi. Trafik kurallarına uyduğunuzu umuyorum. Medeni, çağdaş, kentli insanlar olarak. Aynı zamanda sanatçıların yani topluma örnek olmaları gibi de bir sorumlulukları olduğunu tabii ki düşünüyoruz. Geçen hafta Yaprak dökümünü izlerken Tahsin'in bir sahne içinde en az 4 trafik kuralını ihlal ettiğini gördüm. Ve köşemde Tahsin'i trafik magandası ilan ettim.
İnanmıyor musunuz? İşte görüntüler. Bir de gelin beraber karar verelim. Duralım. Şimdi efendim. Çok fena olmuş. Hani nereden tutsam elimde kalır derler ya, öyle bir durum söz konusu. Evet. Şuradaki tabelayı herhalde görmedim. Görüyorsunuz. Yani burada durulmaz levhası var. Bırakın arabayı park etmeyi, duraksama bile yapılmaması gereken bir yer. Tabelanın yönüne baktığımızda ters yolun çift yön olduğunu görüyoruz. Araba ters şeritte. Ters şeritte geliyor. Hadi onu da geçtik. Ama geçemeyeceğimiz çok önemli bir şey var. Nedir? Tahsin çocuklarını okula bırakmaya geldi. Burası okul. Bu okulun yaya geçidi. Tam üstünde. Yaya geçidinin üzerine ters yönde ve levhanın tam önünde park belki etmiş. Belki o okul Tahsin'in okulu. Kendi yolda babasının yolu. Yolda babasının yolu. Yani muhtemelen öyle. Öyle diyecek çünkü. Ve biraz daha ilerletelim görüntüyü. Duralım. Eyvah. Çocuklar önde oturmuş. Ve ayrıca kemersiz. Yola bakan taraftaki ve kapı. Bravo. Kapı. Evet. İyi şoförler hemen kendilerini belli ediyorlar. Yola bakan kapıdan, yani caddeye iniş yaparak arabadan çıkıyorlar. Ayrıca demin belirttiğimiz gibi yaya geçidinin üzerindeler. Yani ne diyeyim Tahsin, ben sana bilemiyorum. Okulun önünde park etmek yasaktır. Yaya geçidinin üzerinde park etmek yasaktır. Durulmaz levhası var. Araba ters şeritte. Çocuk ön kapıdan ve yola açılan kapıdan iniyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Bunu da 5 saniye içinde yaptı ama bütün evet, bu. Bu bir rekor olsa gerek değil mi yani? Tamam. Trafik terörü rekoru olarak da televizyon tarihine geçebilir diyoruz. Evet, ya ben şeyde çok heyecanlanırım her programın başında. Konuklarımı anons ederken, onlara hoş geldiniz derken hep böyle bir telaş kaplar içimi. Aman yanlış bir şey söylemeyeyim, isimlerini yanlış telaffuz etmeyeyim. Medyatik'in birinci programının birinci saniyesinde birinci konuğumun ismini yalnız söyleyeyim. Evet. Baştan aynen öyle olmuş ya. Kurtlar Vadisi'nin senaristinin ismini, soyadını yanlış söylemişim. Dakika bir gol bir oldu. Onun için böyle o günden beri acayip böyle konuklar geldiğinde beni bir stres basar. Aynı şey geçen hafta Disko Kralı'nda sevgili Okan Bayülgen'in başına geldi. Ama gaf ona mı ait? Program ekibine mi? Yoksa konu da çok ilginç. Konu da tam bu görüntünün üzerine gelecek. Ona mı ait? Karar veremedik. Ama yanlış anons ve yanlış konukla ilgili olarak Okan Bayülgen geldi. Pot 5 listemize giriverdi efendim. İşte o görüntüler. Murat Akkoyunlu! Hoş geldin abi. Evet, Murat Akkoyunlu yerine başka birisi geldi gördüğünüz gibi. Ahmet Saraçoğlu geldi. O zaman Murat Akkoyunlu ve Fırat Doğrulu. Ya hani Tahsin trafik magandası dedik, etkilenmiş. Burada da trafiği karıştırmış olabilir mi acaba? Çok da değerli, çok da nitelikli bir oyuncu. Evet. Büyük bir keyifle de izliyoruz kendisini. Ve burada yaptığımız her şey değil mi, birer espriden ibaret. Aman ha, sakın kimse alınmasın, gücenmesin. Ya beyin felçlileri derneği başkanlığınız devam ediyor. Evet, serebral palsi akademik adı. Peki beyin felçlisi nedir? Doğum esnasında oksijen yetersizliğinden kaynaklanan beynin bazı bölgelerinin hasar görmesi. Hangi bölgeyi hasar görüyorsa vücutta orayı etkiliyor. Birçoğu yürüme, birçoğu ellerini kullanma, birçoğu tekerlekli sandalyeye mahkum, birçoğu işitmede engel, birçoğu...
Fakat beyinlerin algılaması müthiş. Zeka, takdirler, teşekkürler. Kurduğumuz okul 5 yıl önce kaynaştırılmış eğitim, sağlıklı çocuklarla serebral palsilerin aynı anda eğitim gördükleri okul. Ankara'da Gökkuşağı İlköğretim Okulu. Müthiş bir başarı var orada. Ne mutlu size. Ya benim de zaten bu programda özellikle sanatçıların hani çok magazin medyasında yer bulmayan ama çok faydalı icraatlarını biraz daha halka duyurmak. Mesela Sumru Hanım da Sağır ve Dilsizler'in oluşturduğu tiyatro grubunu 10 yıl süreyle yönettiniz, evet, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle zaman çabuk geçmiş, ben o kadar sürdüğünü. Peki tamam, siz onlara çok şey verdiniz mutlaka. Onlardan ne öğrendiniz? Bir kere söylenmeyen sözleri ilk deşifresini orada öğrendim. Yani konservatuarlarda hep altı çizilerek söylememiz, ezberlememiz gereken şeyler. Yani kelimelerin hakkını vermeye çalışmak öğretilirken orada söylenilmemiş, vücut dilini kullanmak, görsel, yani bütün sahne üstündeki bütün algılara açık bir hale geliyorsunuz. Ben bir şeyler öğretmiş olabilirim ama çok şey öğrendim. Bir konservatuar gibi öğrendim ve inanılmaz bir tutku vardı aramızda. Belki de yıllarca o yüzden kopamadık. İşaret dilini de öğrendiniz tabii. Biliyorum. Sizin hiç oldu mu böyle bu tür bir çalışmanız ya da işte engellilerle ilgili herhangi bir kampanyayla? Olmadı, arzu ettim ama öyle bir şey olmadı. Ben Ermeni dernekleriyle çalıştım. Hani evet. Çalıştım ben. İşte evet. Anaokul öğretmenliği yaptım birkaç sene psikodrama eğitmenliği olarak. Ama maalesef bu yönde bir aplikasyonum yok. Çok ciddi faydaları var, getirileri var mutlaka, aslında. Evet. Mutlaka. Bu arada Çerkez kökenlisiniz. Yani